Fussilet suresinin şeytanın Allah'a sanıyorum. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha mim. Ha harfi bir şey ifade ediyor. Mim bir şey ifade ediyor. Yani M harfi ve Ha harfi. İnşallah. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bilen bir kavim için ayetleri çeşitli biçimlerde birer birer fasıllar halinde açıklanmış Arapça Kur'an okunan bir Kur'an'dır diyor. Bak bilen bir kavim için, yani samimi olan, aklı olan, kafasını çalıştıran bir kavim için ayetleri çeşitli biçimlerde birer birer fasıllar halinde açıklanmış. Yani tek tek anlaşılmayacak bir yönü olmadan detaylı izah edilmiş, anlatılmış. Bir adam diyor ki açıklanmamış diyor. Allah diyor ben fasıllar halinde detaylı açıkladım diyor. Ama diyor Kur'an'da şu yok diyor. Allah Allah. Yoksa yoktur kardeşim. Sen Allah'a din mi öğretiyorsun? Ayette Cenab-ı Allah diyor ki Allah'a dininizi öğretiyorsunuz diyor. Yani dinin sahibi benim diyor. Bana din öğretiyorsunuz diyor Allah. Kur'an'da yok. Mesela bu Kur'an'da yok. Ne yapacağız diyor. Yoksa yoktur. Bu akıl mı ya? Fasıllar halinde Allah detaylı açıkladım diyor. Yoksa ne demektir? Uydurmuşsun demektir. Bir müjde verici ve uyarıcı olarak. Müjde nedir? İddiat-ı İslam, Mehdi, İsa Mesih'in çıkışı, cennet ve bir uyarıcı olarak helali haramı hatırlatan, Kur'an'ın yeterliliğini hatırlatan, Kur'an'a tabi olmayı hatırlatan uyarıcı olarak. Ama çoğu yüz çevirdiler. İşte bak İslam aleminin içinde bulunduğu durumu bu ayet tam açıklıyor. Ama bak çoğu yüz çevirdiler. Darwinist oldular. Yahut Kur'an'ı yetersiz gördüler. Kur'an'dan koptular. Bak ama çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler diyor. İstediğin kadar anlat. Ben bakıyor adamın yüzüne. Boş boş bakıyor. Şu mağara adamı çizimleri var ya. Hayali. Böyle gerizekalı gibi bakar. Bak artık onlar dinlemezler diyor. Anlamıyor. Dinlemiyor da. Dinlememek için kaçar. Okumak istemez. Duymak istemez. Onların senden kaçabildiğinde kaçtığını görürsün diye bak. Senden kaçabildiğince kaçtıklarını görürsün. Hatta diyor ki ayette ürkmüş yaban eşekleri gibi kaçarlar diyor. Yaban eşeği arkasına bakmadan kaçar. Deli gibi kaçar. Aslandan ürkmüş diyor. Aslan orada mehdiyeti açıklıyor. Aslan, Hazreti Ali'nin de lakabıdır biliyorsunuz. Haras bin Haras, Aslan oğlu Aslan. Mehdi'nin de ismidir. Dediler ki biz kendisine çağırdığın şeye karşı, yani Kur'an'a karşı, Kur'an'ın yeterliliğine karşı kalplerimiz bir örtü içindedir. Ya bir türlü anlayamıyoruz diyor. Anlatsan da. Biz atalarımızdan duyduğumuz dine uyuyoruz diyor. Yani sen bir şeyler anlatıyorsun. Ama bizim kalbimiz, aklımız bu anlattıklarını anlamıyor diyorlar. Veyahut fiili durumdan anlamıyor. Yani bu söz söylemese dahi fiilen bu söz söylenmiş oluyor. Bunu yapamıyor, anlayamıyor, kavrayamıyor. Kulaklarımızda bir ağırlık. Anlatıyorsun, bön bön bakıyor. Anlatıyorsun, bön bön bakıyor. Bir türlü anlayamıyor. Kulaklarımızda bir ağırlık. Bizimle senin aranda bir perde vardır. Kendini doğru yolda görüyor. Perde onun kaçabildiğince kaçmasıyla elde ettiği bir şey. Görüşmeyerek, kaçarak, bağlantı keserek bir perde elde ediyor. Veyahut kalben hiç inanmadan. Mesela yanında seni dinler böyle münafıkane, doğru söylüyorsun. İsabetlisin falan diye dinler falan demeyeyim de Allah affetsin. Ama hiç inanmamış oluyor. Sizin yanınızı tasdik ederler diyor. Dışarı çıktığında bu ne demişti derler diyor. Bu bir münafık karakteri.
Yanında ses çıkartmaz. Bayağı tasdik eder yani. Dışarıya çıktığında bu ne demişti diyorlar. Artık sen yapabileceğini yap. Tebliğ de yap, anlat, ne yapıyorsan yap. Biz de gerçekten yapıyoruz. Biz de diyorlar işte şirki, anormal dünya hedeflerini, İslam'dan uzaklaşmayı, Darwinist, materyalist kafayı yaymayı, evet, veyahut şirk kafasını, Kur'an'ın yetersizliğini yaymayı, yahut hurafeleri yaymayı, evet, kendimize iş edineceğiz ve buna devam edeceğiz diyor. Geç can. Aleyküm selam. De ki ben ancak benzeriniz olan bir beşerim. Yani beni de puthane getirmeyin diyor Peygamber. Bir insanım ben diyor. Yani Allah değilim. Bana yalnızca sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Tek bir Allah var diyor. Allah'ın kitabına uyun diyor. Öyleyse ona yönelin. Yani Allah'a yönelmesi nasıl olur? Kur'an'a bağlanması. Ve ondan mağfiret dileyin, af dileyin. Vay haline o müşriklerin diyor. Yani Kur'an'ın yetersizliğini savunan, şirk koşanların haline bak, vay haline diyor. Şu İslam alemin halini görüyorsunuz. Evet. Ayette diyor, vay haline o müşriklerin diyor. Evet. İslam aleminin haline baktığımızda ve bu ayete baktığımızda Cenab-ı Allah ne demek istediği hemen anlaşılıyor. Evet. Bak, vay haline o müşriklerin. O arada öyle bir beladan sakının ki diyor Cenab-ı Allah, suçlunun yanında suçsuz da imha oluyor. Evet. Ama tabii onlar şehit hükmünde olur. Onlara yalnızca Allah'a kulluk edin diye önlerine ve arkalarına elçiler gelince, yani mesela Peygamberimizden önce İsa Mesih geliyor. Daha önce Hazreti Musa geliyor. Evet. Önlerinden ve arkalarından elçiler gelince dediler ki eğer dileseydi Rabbimiz melekler indirirdi. Bağnazlarda böyle bir kafa var. Mehdi diyor eğer zuhur ederse zaten melekler inecek bize söyleyecekler diyor. Evet, parmağıyla gösterecek diyor. Söyleyecek diyor. Bundan dolayı biz kendisiyle gönderdiğin şeyi inkar edeceğiz. Yani Kur'an'ı kabul etmiyoruz diyor. Yeterliliğini Kur'an'ın kabul etmiyoruz diyor. Sonunda Allah'ın yanına geldiklerinde, ahirete geldiklerinde zaman işitme, görme, duyuları ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. Yani vücut azaları bütün yap ettiklerini onlara anlatıyor bir mucize olarak. Mesela kromozomların aklını görüyoruz. Hücrelerin aklını görüyoruz. Birçok insan düşünmek dahi istemiyor. Geliyor, kontrol ediyor. Bakıyor diyor ki burada eksiklik var diyor. Haber veriyor. Zifiri karanlıkta. Orada özel parça imal ediliyor onun haber vermesiyle. O parçayı yüzlerce açı mevzu bahisken tam istenen açıda oturtuyor. Evet. Ve tam istenen yere oturtuyor. Sonra da kontrol ediyor. Şimdi de kapatabilirsiniz diyor. Öbürleri de tamam diyor, kapatıyorlar. Sonra gidiyor bir tane daha kontrol ediyor. Ya diyor burada da bir arıza var diyor. Evet. Onu söküp çıkarıyor oradan. Evet. Sağlamını yapın diyor, haber gönderiyor. Buradaki konuşmayı makul görüyor insanlar. Evet. Ama bak derisinin konuşmasına şaşırıyor. Evet. Halbuki buradaki konuşma oradakine çok kapsamlı. Ya burada muazzam bir ustalık var. Evet. Alenen konuşuyor. Gidin getirin diyor. Evet. Gidip getiriyor. Tarif ediyor. Söylüyor bak şöyle bir parça istiyoruz diyor. Oldu diyor. Ameliyat bitti diyor. Kapatın diyor. Kapatıyorlar. Evet. Asılıyor adamlar. Öz olarak çekiyorlar. Evet. Önce ayıranlar ayrı. Asılan ayrı. Ameliyat bitince de büyük bir gayretle kapatıyorlar. Evet.
tek tek talimat veriyor. Ona talimat veriyor, ona talimat veriyor. Konuşuyorlar aralarında, bağlantıları var. Tabii.